inanamıyorum ama dediğimiz gibi eğer öyleyse de korunması gereken biri ise de 2 yıldır yapayalnızda yaşayan bir kadın var ortada. Mesut Gürleyik ve ablası geliyor alkışlarla. Ne kadar süre sonra sizinle bu stüdyoda buluştuk? 2 ay. 2 ay kadar oldu. İki ay sonra tekrar yine ATV stüdyosunda Mesut Gürleyik'le beraberiz. Onun hikayesini programımızı izleyen seyircilerimiz çok iyi biliyorlar. İlk programımıza başvurduğunda anlattığı şeyleri ağzımız açık dinledik. Çünkü evlilik birliğinde dünyaya gelen çocuğum benim çocuğum mu yoksa eşimin iddia ettiği gibi şu anda birlikte olduğu kişi Cemil'in mi sorusunu sormuştu ve DNA testi istemişti. Evet. Bu süreçte tabii çok kolay geçmedi. DNA testiyle sen evladının çok şükür babası olduğunu testin sonucunda da zaten biliyordum ama bir kere daha ispat etmiş oldum. Tek bir amacımız vardı, bir an önce anlaşmalı boşanabilmek. Evet. Önce dünden bugüne veteremiz var, o ekrana gelsin. Resmi nikahlı eşi. 3 ay önce bebekleri var. Sevinç, üzüntü, özlem. Gülcan Gürleyik'le yükseleriz. Gitti. Yani gidiş o gidiş, gelmiyorum, boşanmak istiyorum. Tamam dedim, bu yönden gitti, ben falan takip ettim. Kapıya çıktım, bir bayan çıktı. Eşimi çağırır mısınız dedim. Gülcan Gürleyik benim eşim var, nikahlı eşim dedi. Senin nasıl eşin oluyor dedi. Benim dedi, oğlumun eşi dedi. Oğlumdan dedi, çocuğu var dedi. Yani çocuk kimden dedim? Cemil'den dedi. Siz resmi nikahla evlisiniz. Evet, benim tek derdim kızım. Ben sadece kızım istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gülcan Gürleyik canlı yayında. Benim bir ailem var. Cemil Arslan'ın yanındayım. Bu çocuk da Cemil Arslan'ındır. DNA testi yapılsın. Gülcan ve Cemil Arslan şu anda binanın içerisinde ve bebek de yanlarında. DNA testi yapılıyor. 5 dakika Mesut evladına sarılsın. Evladıyla imtihan etmesin. DNA testi yapılıyor. DNA testinin sonucunu bekleyeceğiz. Mesut Gürleyik ve Minel Naz Gürleyik arasında ebeveynlik yönünde ilişkiye bulunmak. Amacımız baba ile kızı kavuşturmak. Bu gece bebeğiyle uyuyacak bir baba var. Alkışlarla Minel Naz geliyor. Babayı izledin mi? Ay. Nasıl? Babaya mı geldin aşkım? Bugün geçmişe baktığımızda aslında o yaşananların hiçbiri kolay değilmiş. Evet. Evet. Hala çok zor aslında. Hala? Çok zor. Hala çok zor. Yani önce yuvam dediğin, yuvan yıkıldı, bozuldu. Bunu yapan kişinin de senin hayat arkadaşın olarak seçtiğin insan olması. Ya, en büyük bilgi şurada. Hani, sakalım derse oldu, döküldü sıkıntıdan. Yani. Sıkıntıdan sakalların dökülmeye evet başladı. Evet, orada bayağı açıklıklar var. İçe vurusaymış, bayağı kötü oluyormuş. Sakalıma vurdu Allah'tan. Belki bu süreçte oldu. Hani bizim bu beraber olmamız, yanında kalabalıkları hissetmen, senin haklı olduğunu söyleyen, sana destek olan insanların olması evet o içine atmaktan seni kurtardı. Belki çok daha farklı bir hastalığa yakalanabilirdin. Evet, çok destekçim vardı. Hepsine Allah razı olsun. Hala yazıyorlar. Bir ihtiyacın var mı? Herkes soruyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan. Çok var. Çok destek olan var. Hediyeler gönderen var. Çok iyiler. Hepsine Allah razı olsun. Senin programa çıktığın bugüne kadar aslında 3 aylık, 3,5 aylık bir süre geçti. Evet. Bu süre içerisinde
tek bir niyetim vardı. Yani boşanma. Sen kendine bir hayatta bir yol çizdin. Bunu yuvamızı yıkarak, o güçlü kaleyi dağıtarak yapmayı tercih ettin. Gel biz anlaşmalı boşanalım. Çocuğumu da bana ver. Nasıl bir hayat istiyorsan öyle yaşa dedim. Evet. Ve bugün Çağlayan Adliyesi'ndeydin. Çok şükür bugün bitti her şey. Ne bitti? Onunla bir bağım kalmadı. Artık soyisimi taşımayacak. Mesut ve Gülcan Gürley'i bugün anlaşmalı olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde resmen boşandılar sevgili seyirciler. Mahkeme çocuklarının velayetini baba Mesut Gürley'e verdi. Evladın belirlenen günlerde sen de ve anne de kalacak. 3 gün orada kalacak. 4 gün bende kalacak. Normalde hakim hanım ilk baş 2 gün verdi anneye. Sonradan itiraz ettiler. 3 gün aldılar. Pazartesi sabah 10'da alacaklar. Çarşamba akşamı saat 6'da geri teslim edecekler. Bu arada bugün pardon aslında bugün değil mi? Dün. Bu adliyeye gidişte biz de davet edildik. Zaten bunu da takip edecektik sevgili seyirciler. O anlar ekrana bakın nasıl yansıdı. Bir de adliye çıkışında biraz da tatsızlık olmuş. Evet, galiba. Maalesef. Ki aslında siz uzlaşan bir çiftsiniz. Biz anlaşmalı boşanacağız. Onun için de adliyedeyiz. Yani el ele gitmesen de kol kola gitmesen de yan yana gidiyorsun. Evet biz boşanmak istiyoruz diyorsun. Şartlarınızı anlaşıyorsunuz. Helalleşerek çıkmanız lazım. Niye çıktıktan sonra problem çıkıyor ben onu anlamadım. Şöyle bir şey. Bizim arkamızdan geldi onlar. Biz sağa döndük. Ondan soldan çıktılar. Sizin arkadaşları gördükleri zaman bir tartışma olmuş aralarında. Biz de ben de yukarı halbuki çıktım. Halbuki biz oraya davet edildik. Hani gelin bakın bu iş resmen bitti. Siz de bunu görün anlaşmalı şekilde boşandık diye. Evet zaten öyleydi. Bir ABD yaşandı. Biz sonra çıktık yukarı. ABD bittikten sonra çıktık ama biz. Görmedik daha doğrusu onun ABD olduğunu. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Olayı yatıştırdılar. Bir izleyelim mi o anları? Bir görelim. Bugün neler yaşandı görelim sevgili seyirciler. Boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorum. Şu anda Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Mesut Gürley'in boşanma davası sonuçlandı. Mesut Gürley yanımızda. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 3 gün annesinde kalacak. 4 gün bende kalacak. Gülcan Gürley'in annesi burada. Mesut'un tarafındayım. Şükür Allah'a bitti. Yüzünü görmek istemiyorum. Mesut Gürley'in duruşmasından çıktınız. Netice nelerdir? Evet, taraflar Gülcan Hanım'la Mesut Bey anlaşmalı olarak boşandılar. Velayeti zaten anlaşmalı protokol gereğince babaya bıraktık. Haftanın 3 günü anneyle görüşecek. Haftanın 4 günü de babada kalacak. Aslında burada o arbedeyi yaratan ne sensin ne de bu ayrılık sürecinde olduğun eşin Gülcan değil. O hani hangi sıfatla orada ne şekilde bulunan Cemil. Kim o? Dış kapının dış bandını. Kameraya da saldıran kendisi. Evet. Ben de sandım ki şimdi şöyle anladım ben. Hani anlaşmalı boşanma gerçekleşti ama Mesut'la Gülcan arasında bir problem yaşandı. Meğer adliyeye Cemil Bey de gelmiş. Cemil Bey boşanma için başvuru yapmaya gittiğimizde de gelmişti. Evet, o gün de oradaydı. Yani sürekli yani bir şey çıkartmaya çalışıyor evet ama ne yapmaya çalıştığını ben de anlamadım. Bu kayıtlardan sonra polisler geldiğinde polislerin yanında parmağı havada seninle büyük hesaplaşacağız. İşte bak size neler yapacağım göreceksin. Böyle tehditler ediyor. Yani bizim
Zaten biz sizden bir şey istesek bugün anlaşmalı boşanma yapmazdık. Biz hiçbir şeyi yapmıyoruz, istemiyoruz. Bizim hayatımızdan bir an önce çıkın. Biz sadece bunu istiyoruz. Yani bu böyle bir tehditle nereye varabilir? Çok özür diliyorum ama ihanete uğrayan Mesut sensin. Evet. Aldatılan sensin. Yuvası yıkılan sensin. Huzuru bozulan sensin. Yara alan sensin. Yarı yolda bırakılan sensin. Yani her türlü zulmü bu konuda gören Mesut'un kendisi. Mesut hala yavrum, elleri bacakların arasında o sakinliğiyle, yani ne haliniz varsa görün, biz anlaşmalı boşanalım, ben çocuğumu büyüten bir baba olmak istiyorum diyen efendi şekilde oturan Mesut'un kendisi. Esra Hanım, bir de yani biz aslında Mesut abim bundan iki hafta öncesine kadar anlaşmalı boşanmaktan vazgeçmişti. Tekrar ben kendisini ısrarla bu anlaşmalı boşanma ikna ettim. Çünkü Gülcan Hanım WhatsApp profil resminde Cemil'i bizim eve soktuğu fotoğrafı profil resmi yapmış. Neyse artık, ne hale yani, bunları yapan onu yapmış çok mu? Yani Mesut abim de Gülcan'ın yatak odasında resim çekinmiş. Ay tamam lütfen Nurgül'cüm ya, çok çekin artık, anlaşmalı boşandınız. Sen çocuğunun velayetini de aldın, bekar bir babasın. Çocuk çok büyütmek şükür. Nasıl? Çok güzel. Bak çok güzel. Kaç ya, aylık oldu bebeğin? 6 ay 22 gün. 6 ay 22 gün oldu. Ya